Bartın ve Amasya'yı yakinen ilgilendiren bu konuda burada Bartın'ın sesi olarak konuşmak hakkım. Dolayısıyla da 15 dakika olur, 20 dakika olur, 30 dakika olur, kusura bakmayın. Ama anlatmak zorundayız. Zaten anlata anlata gına geldi. Yani gerek Erdoğan hocam olsun, gerek belediye başkanları arkadaşlarım olsun, gerekse çevre birlikteliğinde yer alan arkadaşlarımız olsun, dile getirdiğimiz her konunun tekrar önümüze gelmesinden gerçekten rahatsız oluruz. Yani Amasya'ya termik santral kurmak isteyen, bu düşüncede olan şirketin size yaptığı başvuruların reddedilmesinden sonra tekrar başka bir alternatif alan sunuyoruz kandırmacasıyla sizleri, çok özür dileyerek söylüyorum, kandırıp bürokrasiyi boşuna işlerle uğraştırıp bizi her seferinde buraya getirerek bu toplantıları yaptırması gerçekten beni üzüyor. Yani olayın başından bugüne kadar geçen süre içerisinde şirket termik santral kurmak istediği alanın aynısını her seferinde değişik isimlerle, değişik variyetelerle sizlere sunuyorlar. Sizler de onları kabul ediyorsunuz ve geliyorsunuz burada saatlerinizi, aslında Türkiye için, ülke için yapmanız gereken o kadar çok önemli işleriniz var ki bu kandırmacalarla boşuna yere uğraşıyoruz. Şimdi sizlere söyleyeceğim gerçekten çok önemli şeyler var. Yani bu toplantının, bugün burada yaptığımız toplantının daha başında, yani Şubat ayında mıydı? Burada bir format verme toplantısı yapmıştık. Bu format verme toplantısında ben orada oturmuştum. Sizden önceki müdürümüzün yanında oturmuştum. Ve orada şunu söylemiştim. Arkadaşlar burada bir başvuru dosyalarının tanıtımını yapıyorlardı. Bostanlar belki Çapak Koyu diye bir isimle size başvuru dosyalarını verdiklerini gördük ve burada tanıtımda da aynen buraya slide'la Bostanlar belki Çapak Koyu diye gösterdiler. Ben de dedim ki Bartın'ın, dedim, bir milletvekili olarak, Bartın'ın bir evladı olarak, ben 57 yaşındayım ama Bartın'da Bostanlar mevkiinde Çapak Koyu diye bir yeri bilmiyorum. Evet, Çapak Koyu var. O da tarla ağzında, o da gövüde kız çıkan koyu. Çapak Koyu bu alanlar içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla yine aynı şeyleri söylüyorum. Yani bu şirketin olayın başından bugüne kadar bize sunduğu alternatif alanlar diye gösterdikleri yerler birebir koordinatları aynı olan ve sizin 2010 yılında format belirleme kapsamı içerisinde Amasya ve Tarlaağzı köylerine kurulamaz dediğiniz yerler. Dolayısıyla bu yerleri tekrar tekrar buraya getirip bu tartışmayı yapmak da bence yanlış. Yani siz 2010 yılında yapılan toplantıda bu başvuruları 1/100.000 ölçekli Bartın, Zonguldak, Karabük ileri bölgesel çevre düzeni planına aykırı olduğundan reddetmişsiniz ve demişsiniz ki bundan sonra kesinlikle Tarlaağzı ve Gömük köyleri için başvuru dosyaları kabul edilmeyecek. Alternatif alan sunulduğu takdirde bunlar değerlendirilecek demişsiniz. Ve dolayısıyla bu alternatif alan sunumları şimdiye kadar hiç yapılmadı. Bir değişiklik vardı delikli burunla ilgili olarak. O delikli burunda da kendileri zaten istemiyorlardı. Orayı bahane olarak zorlama karşısında göstermişlerdi. Ve sonunda oradan vazgeçtiler. Yine ilk başta başladıkları, gönüllerinden geçen ve sizin de uygun görmediğiniz yerlerle ilgili başvurularını yaptılar. Şimdi ...2010 yılında yapılan format belirleme, kapsam belirleme toplantısından sonra
Halten size sunulan Tarlazlı ve Gümüş köyleriyle ilgili termik santral başvuru dosyalarını siz inceleme ve değerlendirme yapıyorsunuz ve bu inceleme ve değerlendirme sonucunda da bir neticeye varıyorsunuz. Diyorsunuz ki Amasra'ya ve bölgenin turizm alanlarına yakınlığı nedeniyle Gömü Kız Çıkan Koyu mevki veya Çapak Koyu mevkinde yapılacak termik santral bölgenin turizmini, dolayısıyla turizm kimliğinin devamlılığını olumsuz yönde etkileyecek olması. Amasra'nın Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca dünyada mevcut 100 sıcak noktadan birisi olarak kabul edilen Küre Dağları Milli Parkı'nın giriş kapısı niteliğinde olması. Sunulan araştırma raporunda termik santral ve kömür işletmelerinin faaliyete geçmesiyle Amasra ve çevre köylerde ticari gelişmeler ve yan sanayi faaliyetlerinin gelişmesiyle büyük nüfus artışı gerçekleşecektir denmekte olup buradan da anlaşılacağı gibi termik santralın santralle birlikte yan sanayilerin talep yaratacak olması, bölgede mekansal değişimin yaşanacak olması ve bölgenin fonksiyonunun planda öngörülenden ve mevcuttakinden tamamen farklı olacağı, turizmin yanında balıkçılığın da gelir kaynakları arasında bulunduğu bölgede termik santral için yer seçilmesinin balıkçılığı da turizmi de olumsuz yönde etkileyecek olması nedenleriyle termik santral projesi için alternatif olarak sunulan Gömü Kız Çıkan Koyu ve Çapak Koyu mevki 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında bölge için öngörülen kimliğe aykırı bulunmuş olup her ne kadar teknik açıdan uygun yer olarak görülse de planlama ilkeleri bakımından uygun görülmediği anlaşılmakta. 500 bin para harcayarak yaptırmış olduğu 1/100.000'lik çevre düzeni planında koyduğu plan ilkeleri, plan notları açısından buraya termik santralın kurulmasının uygun olmadığı açık ve net şekilde belirtilmiş olmasına rağmen ve sizler de bu plan ilkelerinde ve plan notlarını özümseyerek benimseyen insanlar olarak asla ve asla buraya bu termik santral kurulmaz denilmesine rağmen, demenize rağmen tekrar konunun tartışılması gerçekten abesle iştigal. Aynı yeri tartışıyoruz. Aynı yer üzerinde bu konularla ilgili birbirimizi eleştiriyoruz, birbirimize söz söylüyoruz. Bu da beni gerçekten üzüyor. Ve siz aynı şekilde bu 1/100.000'lik çevre düzeni planında Amasra ile ilgili yapılan senaryoda da şu söyleniyor. Diyor ki Amasra turizm ve arkeolojik açıdan çok önemli bir yer. Dolayısıyla Amasra'nın turizm ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi, bölge turizmine, ülke turizmine kazandırılabilmesi için ve bölgenin bu yönde ekonomik katkı sağlayabilmesi için o senaryoda şöyle demişsiniz. Amasra'da mevcut bulunan kömür işletmeleri yer altındaki madeni çıkartmak için o işletmelerin çalışması devam edebilir. O yer altında çıkarılacak madene göre yeni tesisler kurulabilir. Bu sadece kömürü çıkartmak için plan notuna geçilen karar. Ama yer altından çıkacak kömürün enerjiye dönüştürülmesi konusunda kesinlikle Amasra'da enerjiye yönelik testlerin yapılmaması gerektiğini ve dolayısıyla alternatif alanlar yaratılarak o çıkan kömürün değerlendirilmesinin oralarda yapılması gerektiğini gene siz yaptırmış olduğunuz 1/100.000'lik çevre düzeni planında Amasra için hazırlanan senaryoda belirtmişsiniz. Evet, gene
29 Kasım 2010'da yapılan bu format belirleme toplantısında da dile getirdiğimiz bu konuları sizler de gerçekten haklı olduğumuzu, söylediklerimizin yanlış olmadığını, doğru olduğunu görerek, elinizi vicdanınıza koyarak, yaptırdığınız plana saygı duyarak, çünkü devlet cebinden bu paraları harcayarak o bölgelerin gelişmesi için bu planı yaptırdı. Siz o yaptırdığınız plana saygı duyarak, aldığınız kararlara saygı duyarak bu şekilde bir başvuru dosyalarının o alanlar için değerlendirilemeyeceği kararı aldınız. Ama o gün o format kapsam belirleme toplantısında görev alan arkadaşların altına imza ettikleri, imza attıkları bu kararların maalesef bugün uygulanmayarak veya gözden kaçırılarak tekrar bir toplantı yapılması bence gerçekten bakanlığınızın yaptırmış olduğu plana saygısızlık ve arkadaşlarınızın aldığı karara bence saygısızlık. Dosyalarını geri iade ettiğiniz bölgelerde odaklanıyor. Değiştiriyorlar, alternatif yapıyorlar, isim çakma isim kullanıyorlar. Acaba yerler mi diyorlar? Ama sizin yemediğiniz de belli. İnşallah onu da bu değerlendirme toplantısında göreceğiz. Evet, tabii değerli firma yetkilileri bir sunum yapıyorlar. Sunumda kendi iştiraklerinin ürettiği ürünlerin tanıtımını yapıyorlar. Burası o sunumun yeri değil. Yani siz güçlü bir firma olabilirsiniz. Türkiye çapında çok büyük bir holding olabilirsiniz. Çok değişik ürünleriniz vardır. Biz onlara hiçbir şey demiyoruz. Türkiye ekonomisine katkı sağladığınız için, ekonominin kalkınmasında lokomotif görev yaptığınız için teşekkür ederiz. Ama bizi ilgilendiren konu sizin o iştiraklerinizin ürettiği ürünler değil. Bizi ilgilendiren konu Amasya'ya kurulacak termik santral. Siz bunu açık ve net anlatmanız lazım. Sizin buraya çıktığınızda raporunuzu düzenleyen arkadaşın alternatif alan diye sunduğunuz alanın aynı yer olduğunu, koordinatlarıyla birebir olduğunu, çatıştığını doğru olarak, dürüst olarak söylemesi lazım. Biz vazgeçemiyoruz buradan. Burası bizim için çok önemli. Dolayısıyla biz buraya bunu muhakkak yapmak istiyoruz. Dilenizi ben açık ve net duymak isterdim. Ama bunu söyleyemiyorsunuz. Böyle bir kaçamak dövüş yapıyorsunuz. Bu da yanlış. Yine sevgili bir 10 dakika daha isteyim bırakıyorum. Şimdi yine sizin özellikle kömür konusunda da samimiyetinizin olmadığına inanıyorum. Gerçekten 15 sene Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü'nde makine mühendisi olarak çalıştım. Sayın Başkanım lütfen bunu dinleyin. Oradan bu kömürü çıkarma imkanınız yok. Yani sizin sunduğunuz, sizin kamuoyuna anlattığınız o rakamlar, uçuk rakamlar. Yani bunu açık ve net hep birlikte görelim. Biraz önce Erdoğan Hocam da söyledi. Yani siz ilk aldığınızda bunu tüvenen kömürü direkt çıkaracağım, termik santralda kullanacağım diye aldınız. Sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığınız başvuru dosyalarında o kömürün, kullanacağınız kömürün 5800 kilo kalori olduğunu söylediniz. Beyan ettiniz oraya. Ama Amasya'da çıkan tüvenen kömürün ki kalorisi 5800 değil. Niye bu rakamda oynadınız? Niye bu rakamı da çakma bir rakamla oynama gereği hissedip ilgili bakanlığa sundunuz? Açıkça deseydiniz Amasya'nın tüvenen kömürü 3400 minimum, maksimum 4100 deseydiniz. Niye söylemediniz? Niye 5800 diye gösterdiniz? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gittiniz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na
Amasya'dan çıkan ilk kömürü hediye ediyordunuz dediniz. Sayın Taner Yıldız da o kömürü aldı, hayatımın en değerli armağanını aldım dedi. Halbuki çakma kömür verdiniz adamcağız. Sayın Vekilim. Adamcağız da çakma kömür verdiniz. 6700 kilo kalori Amasya'da çıkan tüvelen kömür yok. Ha vallahi de yok, ha billahi de yok. Tamam Sayın Vekilim. Varsa ben milletvekili olarak görevimi bırakıyorum. Kalori miktarı 6700 olan tüvelen. Tüvelen. Yok. Sayın Vekilim. Yok. Sayın Vekilim lütfen. Yani tamam. sonucunda bitiriyorum. Bütün ya siz çıkarın. Bana bir mesele de çıkarın siz. Siz çıkarın. Kurtulursunuz benden böylelikle. Benden de kurtulursunuz. Şimdi bu kömürü TTK 2011 yılında 1 milyon 750 bin ton 2 milyon ton kömür çıkarmış TTK. Bütün havzada 10 bin kişiyle. Bunlar da diyor ki biz bir yılda 3,5 milyon ton, işte 2640'ı yaparlarsa yaklaşık 7 milyon ton, 10 milyon ton kömür çıkaracağız Amasya'dan diyorlar. Burayı bitiriyorum. Bu da hayali bir rakam. Aynı zamanda liman için başvuru dosyaları var bu şirketin. Delaya başvurmuşlar. Oradaki başvuru dosyasında diyor ki biz buraya 60 bin gross tonluk bir liman yapmak istiyoruz. Bu yapacağımız limanı çıkaracağımız kömürü ihraç etmek için kullanacağız diyor. Bakın ihraç etmek için kullanacağız diyor. Size verdiği dosyalarda da çıkaracağımız kömürü termik santralde kullanacağız diyor. Yani bakıyor. Yani gerçekten çok büyük bir tutarsızlık. Yani 7 milyon kömürü çıkarmış, ihraç etmiş. Ondan sonra da bir 7 milyon daha çıkarmış. Onu da termik santralde kullanacak. Ben son bir cümle daha söylüyorum. Gerçekten Amasya korunması gereken bir yer. Özellikle Amasya'da yani korunmaya yönelik koruma altına alınacak veya işte korunacak herhangi bir eser yoktur anlamında bir rapor alınmış diye bu dosyada sunuluyorsa gerçekten bu da bizi çok üzüyor, hicap veriyor. Çünkü Amasya daha yeni UNESCO tarafından dünya kültür miras listesine geçici olarak alındı. Yani dünya korunması için çırpınıyor. Dünya burası diyor gelecek nesillere korunarak iletilecek, onlara sunulacak bir miras deniyor. Ama maalesef biz kendimiz dünyanın koruma altına aldığı yeri yok etmek için çalışıyoruz. Amasya gibi yani dünyalar güzeli, Allah'ın bize özene özene yarattık, sunduğu ve Amasya ve Batın halkının orada yaşayın diye lütufla sunduğu bu yerin ortadan kaldırılmasına ne biz müsaade edeceğiz ne de siz bakanlık yetkililerinin müsaade edeceğine inanıyorum. Gerçekten dünyanın koruduğu, UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesi'ne aldığı Amasya'yı bu termik santralın ne kadar zarar vereceğini hepimizin iyi bilmesi lazım. Hepimizin bu konuda daha hassas olması lazım. Dünya sahip çıkıyor. Biz de sahip çıkalım. Ve Sayın Başbakan diyor ki ben yaradılanı yaradandan dolayı seviyorum diyor. Yani Allah'ın yarattığı her şeyi seviyorum, saygı duyuyorum ve korumak istiyorum diyor. Dolayısıyla Amasra'yı da o güzellikte Allah yarattı. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı yere biz de sevelim. O Allah'ın yarattığı yere sahip çıkalım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Heyecan dolu görüşleriniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Sayın Hocamızın ve Sayın Vekilimizin önerilerini de biz dikkate aldık. Şimdi toplantıya 10 dakika ara vereceğiz. Biz komisyon olarak tekrar burada toplanacağız. Sizlere katıldığınız için teşekkür ediyoruz.